Yapış ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şeffafet İnce. Yeni bir haftaya 4 genç yarışmacıyla başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bomba. Nasılsınız arkadaşlar? Teşekkürler, iyisiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sinancığım merhabalar, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Hemen seni tanıyalım. Sinan ben. 29 yaşındayım. Üniversite mezunuyum. Şu an çalışmıyorum. Dış ticaret uzmanıyım. Bugünkü yemeği inşallah çok güzel yapıp haftanın sonunda da birinci olarak buradan ayrılmayı hedefliyorum. Büşra, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ben Büşra Gülşen, 24 yaşındayım. Satış danışmanıyım ama evliyim şu an. Ne güzel, hayırlı olsun. Erken evlendim, sağ olun, teşekkür ediyorum. Bebek var mı? Yok, yok. Şu an yeni şu an değil, aynen yeni evliyim. Genç kardeşim. Aynen hoş öyle, hoş bulduk. De. Aleyna seni tanıyalım. Adım Aleyna Erkan, 22 yaşındayım. 3 aylık evliyim, 3 ay oldu, 4 ay olacak. Güzel. Ev hanımıyım ama kitap yazıyorum ayrı olarak. Aa, yazarsın. Evet. Süper, çok güzel. Hakan seni tanıyalım. İsmim Mehmet Hakan. 30 yaşındayım. Aslen Kırşehirliyim. İç Anadolu'dan katılıyorum yarışmaya. İstanbul'da yaşıyorum. Doğmam İstanbulluyum. Muhasebe işiyle ilgileniyorum. Eşimin desteğiyle geldim buraya. Sağ olsun evde bana çok idman yaptırdı. Öyle yemek mi? Konusunda. Hazırlandın geldin yani. Tabii tabii. Evlenmeden önce bir anlaşma imzaladık. Evdeki yemekleri ben yaptığım için gayet hazır bir şekilde geldim. Vay vay. Sıkıntı vay, yok yani inşallah. Yenge mi sana antrenman yaptırdı yoksa sen yengeye yemek mi yaptın? Yok, ben kendim yapıyorum. Antrenman bana yaptırılıyor. Yarışmaya başlamadan önce hemen formatı hatırlatmak istiyorum. Sepetlerin içerisinde benim vermiş olduğum malzemeden ve vermiş olduğum süre zarfında tarifi birebir aynısını yapıyorsunuz. Aynısını izleyeceksiniz az sonra. Bu tarifi yaptıktan sonra süre bittiği zaman elleri havaya kaldırıyoruz. Tadım masasına geçiyoruz. Tadım masasında görmüş olduğumuz gözlüğü takıyoruz. Tamamen gözlerimiz kapalı bir şekilde yapmış olduğumuz yemeği buluyorsunuz. Sonra tadım esnasında pazartesiden perşembeye kadar 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Aynı zamanda benim tadımım var. Ben de sizin gibi 0'dan 5'e kadar sizlere puan veriyorum. Cuma günü ise final günü. Tatlı günü 0'dan 10'a kadar puan veriyoruz ve 10 bin liranın sahibini buluyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı burada? Yok, anlaşıldı. Peki. Benim yemeğim. Süremiz 35 dakika. Daha kabı tutamıyor, nasıl yemek yapacak? 1 TL gibi hani lira. Aa, nerede eldiven? Eldivensiz olmaz. Şefim ben eldiven kullanamam. Hop, oradadır. Yandı, yanıyor. Gel kaçma gel. Açalım. Heh, bak bak oraya bak oraya. Eşine de selam söyle. Bunu ne yapacağız? Şefim ben onu içerim. Aferin. Aç bakayım gel. Vallahi içerim. O kadar salçaya o kadar su kondur mu? Aleyna. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Bu yemeğin tadı güzel, hatta kokusu da geldi. Ağzıma böyle büyük bir maydanoz gibi bir şey geldi ama tam emin değilim. Bu yemekte bildiğin maydanozu dalıyla yedim. Yerken çok zorlandım. Patlıcan, çiğ. Bunu pek sevemedim, birazcık çiğ kalmış. Kıyma bildiğin çiğdi yani, çiğ çiğ yedim. En pişmiş işlerinde domates benimdi. Ben sana şu arada domates vermedim. Niyeyse içimden benim olduğu geçiyor. Şefim bu benim tabağım. Kimin yaptığını çok net kafamda. Bu yemeği Büşra yapmış olabilir şef. Kim yapmış olabilir? Ya ben yapmışımdır ya Sinan yapmış olabilir. Kesinlikle benim olamaz bu. Puanın gelsin. Puanın gelsin. Strateji yapacağım. 0. Puanım 5. 0. Benim yemeğim. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kalkalım sepetlere bakalım ne hazırlamışız sizler için. Sinan, ne yapmış olabilir sence? Patlıcan kebabı. Güzel. Büşra? Oturtma. Oturtma. Evet. Aleyna? Musakka olabilir. Musakka, yakın. Güzel. Hakan? Patlıcan oturtma, çok yakın. Sinan'ın dediği gibi patlıcan kebabı hazırladık. Bakalım Rafo Şef nasıl yapmış, izleyelim görelim. Benim yemeğim. Günlerden patlıcan kebabı. Malzemeler: 200 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 5 dal maydanoz, 2 adet patlıcan, 5 adet çeri domates, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber. Sosu için 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı kekik, tuz ve karabiber. Şimdi yapılışı. Öncelikle soğanları rendeliyoruz.
Sarımsaklarımı havanda iyice ezeceğim. Ezmiş olduğum sarımsağı soğanın üzerine ilave edeceğim. Maydanozlarımı çok ince bir şekilde kıyacağım. Soğan ve sarımsağın üzerine ilave ettim. Ardından kıymamı ilave edeceğim. Baharat karışımı ilavesi yaptım. Şimdi güzelce iyi bir şekilde yoğuracağım. Patlıcanlarımı soyacakla alacalı bir şekilde soyacağım. Halka halka doğrayacağım. Zeytinyağında patlıcanlarımı alt üst güzel bir şekilde kızartacağım. Şimdi domateslerimi de ortadan ikiye böldüm. Tepsinin ortasına domateslerimi yerleştireceğim. Köftelerimi ceviz şeklinde küçülteceğim. Kızartmış olduğum iki patlıcanın arasına bir köfte yerleştirerek tepsiye yerleştireceğim. Sosu için domates salçası, biber salçası, kekik, tuz, karabiber ve zeytinyağı ilavesi yapacağım. Hafif bir su ilavesi yapacağım, çırpacağım güzelce. Patlıcan kebabının üzerine yerleştireceğim. Fırında yaklaşık 10 dakika boyunca üstünü kızartacağım. Patlıcan kebabım hazır. Tabağın ortasına güzelce yerleştireceğim. Üzerlerine domates ilavesi yapacağım. Son olarak yemeğin sosundan da üzerine gezdirdikten sonra servise hazır. Afiyet olsun. Benim yemeğim. Hazır mıyız? Hazırız. Görelim notları. Sinan Bey. Ben not almadım. Neden? Çünkü çok dikkatli izlerim. Gayet dikkatli izledim. Not almayanlara bayılıyorum. Beynime yazdım, gözümle okudum. IQ derecem yüksek deyip günün sonunda o emek patlıyor. Sinan gözümüzü korkutmaya çalıştı bence not almayarak. Biraz da şov yapmaya çalıştı ama bence başarılı olamayacak. Günün sonunda dezavantaj olacak ona. Kesinlikle şov yapmadım. Kendime çok güvendiğim için, ihtiyaç duymadığım için not almadım. Not alanları da göreceğiz. Süremiz 35 dakika ve yarışma başlamıştır. Günün yemeği çok güzel. Daha önce de yaptığım bir yemek. Evde de birkaç kez yapmıştım. Kendime güveniyorum. En iyi şekilde ben yapacağım. Malene yapamaz en güzel yemeği. Herkese sorsanız en güzel yemeği kendisini yapacağını söyler. Ama en güzel yemeği ben yapıp günün sonunda yüksek puanla bitirmeyi düşünüyorum. Sinan not almadı. Görsel zekasının çok yüksek olduğunu söylüyor. İnşallah istediği gibi olur. Bakalım. Sepeti niye kendi taşımıyla sana veriyor? Arkadaşım daha iyi. Sen daha sepetini taşırsan bu adamın az sonra bulaşını da yıkarsın. Yok şefim ya. O zaten unutacak birazdan her şeyi koymayı. Bari böyle bir iyilik yapayım. En kolayı var. Diyor yan taraf nasıl saklıyor yazıyor. Ben onunla kopya çekerim. Aynen öyle. Dur şefim kağıdı ters çevireyim. Unutma ki yan taraf yanlış yaparsa sen de yanlış yapıyorsun ha. Aleyna dişli gibi gözüküyor. Aleyna çünkü evde sürekli yemek yapan, hatta küçük yaştan beri yemek yapan birisi olduğunu söyledi. Aleyna'yı rakip olarak görüyorum. Sinan'ı ve Büşra'yı rakibim olarak görmüyorum. Rakibim olamazlar. Hakan kesinlikle kendine fazla güveniyor. Aslında gereksiz yere kendini çok abartıyor. Sinan. Buyurun şefim. Bir özgüven patlaması mı var sende? Yani özgüven patlaması demeyelim ama gerçekten elimin lezzetine çok güveniyorum. Yani bütün çevrem, annem, arkadaşlarım hani yaptığım yemekte hemen şunu diyorlar. Bunun içine ne koydun? Ya bu kadar lezzetin nasıl var yani? Ya gerçekten evet el lezzetine inan biriyim. Ve bu el lezzeti de birden ulaşabilecek bir şey değil. Uzun süre yemek yapmak gerekiyor mutfakta. Uzun süredir yemek yapıyor musun? Evet 14 yaşımdan beri. Hadi canım 14 yaşından beri. Hatta 13 arkadaşlar bana demiyor size diyor. Şefim ben de 6 yaşından beri yapıyorum onu ne yapacağız? 6 yaşından beri yemek yapıyorum. Göreceğiz bugün. Ben de ilkokuldan beri yapıyorum. Ya sabah sen zorayın, de annenden doğduğun an başladın yemek yapmaya. Ben de... Şefim ben ciddi söylüyorum. Ben 6 yaşından beri yapıyorum. Sinan elinin lezzetine çok güveniyor ama bence benim elimin lezzeti onunkinden daha güzel. Gün sonunda da zaten puanlar verildiğinde göreceğiz kimin elinin lezzetinin daha iyi olduğunu. Bence Aleyna benden daha iyi yemek yapamaz. Kendime ben bu noktada çok güveniyorum. Benim elim ondan daha lezzetli olacağını tadınca hepimiz hep beraber göreceğiz. 14 yaşından beri yemek yapıyorsun, soğanı kabuklu bir şekilde yıkamadan rendelemeye başladın. Nasıl oluyor bu iş? Yani şöyle, ben kabuk yemem. Ayı kabuklarını soydum şef bak. Daha ilk andan çuvalladı. Valla ben çuvalladığımı düşünmüyorum. Sinan ilk dakikadan benim için rakibim olan adaylar arasından elendi. Bence Aleyna kesinlikle beni kendine rakip gördüğü için o cümleyi kullanmıştır. Sinan yemek burada yapmayı bilmek önemli değil. Burada bir tane bile kabuk yok. Bir de ben soyacak vermişken neden patlıcanlar? Soyacak şefim ben göremiyorum. Soyacak sen çekmecene bakmazsan baktım göremezsin. Bak hanımefendi çekmeceye baktı. Ben de baktım. Baktın. Bulamadın mı? Ah kıyamam ben sana. Bu ne? Şefim şimdi kabuk. Arkadaşım Büşra
soyacağı nasıl kullanacağını bilmiyor. Soğanı soyacakla soymaya çalışan insanlardan birisiyle rakip olarak görmüyorum kendimi. Soyacağı da, bıçağı da, çatalı da, kaşığı da hepsini gayet çok iyi biliyorum. O an gözümden kaçtı, göremedim. Olabilir, bunlar çok normal şeyler. Daha kabı tutamıyor, nasıl yemek yapacak? Daha kabı tutamıyor, kaplar ya, yerde geziyor. Daha... Şefim Allah aşkına ya. Daha dakika bir bana komplo kurdu. Evet. Kendi şeyimi almış, kabımı almış. Evet. Yanlışlıkla aldım. Öyle aslında. Şey mi olur yanlışlıkla? Yanlışlıkla aldım. Ondan lütfen. Sonra bak ne oldu biz. Tezgah arkadaşını nasıl buldun? Gelecek vaat etmiyor ama. Onu haftanın sonunda birazcık görürüz. Sadece konuşuyormuş gibi. Söylediği şeyleri aklıma yazıyorum hafta ben sonu. Ben gün sonunda 5 verecekmişim, onu iddia ediyor. Kesinlikle, 5 evet. Alacağım senden. Asla... Sana 5 vermeyeceğim. Herkese 5 vereceğim ama sana vermeyeceğim. Onu nasıl herkese 5 vermeye mi geldin buraya? Versem yanlışlıkla. Hakan bugün benden 5 bekliyormuş ama benden 5 beklerse daha çok bekler. Ancak rüyasından 5 alabilir bende. Aleyna bana 5'i bal gibi de verecek. Kendisini hayal aleminde görüyor. 5 puanı ben ondan söke söke alacağım. Sinan'ı nasıl buldun? Sinan'ı da iddialı ama çok gereksiz bir iddia bence. Kolu değil yani 6 iddiası. Tamam, hodri meydan. He? Birazdan tadacağız. Gel gel buraya doğru gel. Gel gel Allah aşkına gel burada çalış gel. Gel kız. Pardon. Şöyle gel. Koyayım. Aman parmaklara dikkat et. Tamam. Ben aşırı sakarım şefim var ya. Yani adam öldürecek derece böyle sakarımdır yani aşırı. Evde de mi sakarsın? Felaket, ben var ya gidiyorum mutfağa 5 dakikada bir vallahi parmağımı kestim diyorum ben eşime. An... O bile alıyor böyle, nasıl biliyor musun? Seni izlerken korkuyorum diyor yani direkt. Vallahi aynen değil ben mi? De seni korkuyorum. Parmak gitti gidecek gibi böyle. Her an değil mi şefim? Öyle mi bu? Gittiği de oluyor ya. Böyle. Gittiği de oldu şefim kaç kere ya. Ama birazcık kız şey yaptım. Kız bunun biri ince biri kalın. Şefim yapmayın ya. Ama bakar mısın? Bak abisi. Aynen. Bak. Eşit olmalı. Tamam. Eşit. Bak gördün mü adam... Not almadı ama eşit doğradı. Büşra'yı ben kesinlikle kendime rakip olarak görmüyorum. El becerisinin yeterli derecede olmadığını fark ettim. Hem de zaten çok heyecanlı olduğu için hızlı bir şekilde yetiştiremeyecektir birçok yemeği. Ya heyecan tabii ki de var ama yani geç kalacağımı hiç düşünmüyorum ben. Yani yemeği dakikasında yetiştirip koyacağız. İkimiz de göreceğiz bakalım hangimiz ne zaman koyduğunu. Nasıl tanıştın eşinle? Nasıl tanıştık? Bizim şöyle, annelerimiz önce tanışmışlar. Daha doğrusu annesi gidip... Vallahi üzüldüm kızın. Kız gözyaşlarına kıyamam senin. Dur peçete vereyim sana. Annelerimiz önce tanışmışlar. He. Benim annem olmaz, benim kızımdan küçük Cansın. Demiş. He. Ama işte çok böyle gel git gel git. İyi tamam kızıma bir söyleyeyim demiş. Ben de istemedim tabii ki. Sonra ne olur bir konuşun, ne olur bir konuşun. Annem zor durumda kalmasın. İyi tamam dedim. Sonra biz eve gittik, ikimiz de demişiz ki ben onunla asla evlenmem. Öyle dedik, niye? Uyuşmadı kafalarımız. Daha görür görmez hangi ara gördünüz de hangi ara uyuşmadı ya? Yani öyle bir konuştuk, sonra zaten pandemi patladı. Gıcık gıcık ikimiz... miydi? Öyle gıcık... mi geldi? Yani gıcık değildi. İlk başta öyleydi. İlk evlenince başta gıcık değildi de. Ondan sonra biz pandemi olunca hiç konuşmadık. Bayağı bir konuşmadık. O sırada... O saç falan ektirmiş. Aa, kel mi kız? Adamı kel diye mi beğendin yoksa? Hayır, kel değildi ama şuralara çıktı biraz. Kellik yakışıyor ama değil mi? Yani karizmatik duruyor bazı insanlarda. Sen de kel olduğuna sevindin yani. Kel olduğuna sevinmedim. Saç ektirdiğine sevindim. Ha, saç ektirdi senin için. Benim için değil ama öyle pandemide ektirmiş. Ha, sıkıntıdan yani. Sonra pandemi bir ara böyle serbestleyince hadi buluşalım, hadi buluşalım. Bana yazıyordu, ben de cevap vermedim. Bak 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 sen neden bana yazmıyorsun cevap vermiş? Dedim ki sen istediğin zaman bana yazamazsın sen müsait olunca dedi. Hı hı. Ondan sonra yok öyle değil falan. Sonra bir buluştuk, şu an buradayız, bu noktadayız. İyi, güzel. TL gibi hani lira. Şefim ben böyle nizami yapmaya özen gösterdim. Bu nasıl bir nizami abi? Nasıl bir nizami şefim? Onu kullanmayacağım şefim. E bu? Onu başka yemeklere değerlendireceğim. Onu da kullanmayacağım şefim. Ya. Hangisini kullanacağım? Şefim onu bir sürü var. Bu patlıcanlarına karardı bu patlıcanlar. Ben hemen hallediyorum şefim. Bak, hemen hallediyorum. Bak.
bembeyaz. Bunu normalde tuzlu suya basacaktın. Nikotini var. O nikotini suyun içerisinde acılığını alman lazım. Bunlar karardı. Hakan patlıcanlı bildiğimiz incecik doğradı. Burada patlıcan kebabını bilmediğini zaten en büyük göstergesi. Aslında patlıcanları güzel doğramak için çaba sarf ettim. Yalnız sonlara doğru patlıcanlarımın şekli biraz şey oldu. Orantısız oldu, büyük oldu. Onları kullanmak istemedim. Fakat şefim yakaladı. Onları kullanmam gerektiğini söyledi. Bu da benim için bir dezavantaj oldu mu? Olduğunu zannetmiyorum. Çünkü diğer arkadaşlarım da çok başarılı yemek yaptığı söylenemez. Gel, gel, gel. Allah aşkına şuraya gel. Bak birini kovaladım, öbürü geldi. Şefim. Kız ne yapıyorsun burada? Patlıcanları dedim kuruteyim dedim ya. Tezgahını da kurut, önüm bomboş. Tamam şefim, hemen alıyorum. Hadi. Şefim. Başka kapıya. Aa, nerede eldiven? Eldiven nerede? Eldivensiz olmaz. Ya, ya, ya. Yemek yapmayı bilmek olmaz. Önemli değil. Hijyen, çok önemli hijyen. Vakit sıkıntısından dolayı hemen yoğurmaya giriştim ya, unuttum eldiveni. Büşra eldivensiz çalıştı. Bence doğru bir hareket değil çünkü sonuçta hepimiz onun yaptığı yemeği tadacağız ve hijyen açısından doğru değil. Tatmak istemesek bile istemeyebiliriz bence. Sinan sen ne yapıyorsun? Şey, aa, aa oğlum pişmiş şey, aşağı soğuk su konu. Ama bak kenardan koydum çünkü cami kenardan, çekti. Kenardan. Ama yağ çekecek bunlar hayatım. Ya. Çekiyor tamam ama ben çok ince ya ucu. Birden hepsini boca edemedim. Orada yağ var. Aç burada, bunun tepesini aç, böyle doğru kızgın yağ, soğuk yağ eklersen bu yağ çekecek. Evet biliyorum, farkındayım. Bıçık bıçık yağlı yağlı olacak. Sen de eldiven takmadan yaptın. Şefim ben eldiven başladı. Kullanamam. Ben... Hop orada dur. Burası senin mutfağın değil aga, kusura bakma. Hayatımda hiç eldiven takmadım. Vallahi bak, kıyma. Burası sizin evinizin mutfağı değil, burası benim haklısın, mutfağım. Haklısın, doğru söylüyorsun. Kıyma ve hamur yoğuracaksanız eldiven takmak zorundasınız. Şefim yarışmanın başında arkadaşları gerçekten rakibim olarak hani görebilir miyim diye düşündüm. Evet. Ya şimdi bakıyorum biri yıkamadan soğan şey yapar, keser, rendelemez. Bir kere ben yıkadım. Birisi pişmiş yemeğe soğuk su katar. Soğuk su. Soğuk su değil. Artık soğuk ya ne olursa. Soğuk yağ kattıktan sonra bir esprisi yok ki o iş. Şefim burada mide ilacı var mı ya? Mide ilacı kullanabiliyor muyuz yemeklerden sonra? Neyi? Mide ilacı. Yağ çekeceği için patlıcan benim midem rahatsız olacak bu durumdan. Reflü gastrit mi var? Şey yağ bana dokunuyor böyle düzgün pişirilmeyen lezzetsiz yemekler bana şey yapıyor. Mideme rahatsızlık veriyor. Sen kendi yemeğini nasıl yiyorsun? Vallahi Sinan'a laf söylüyorsunuz da Sinan patlıcanları bitirdi. Siz hala i̇şte patlıcan boş. Yapacaksınız da. Son 20 dakika. 20 dakikaya ben bu yemeği gözüm kapalı yaparım işte. Allah'ım. Bir özgüven geldi sana Sinan. Hakan'a Hakan'ı özgüven gerçekten geldi. Puanda gereksiz çok merak ediyorum şefim. Evet gereksiz. Gerçekten kendisine ya şimdi bir şey söyleyeceğim. He. Gereksiz olup yani. Olmadığını daha belli değil ki, yemeği bir tadın ondan sonra gerekli mi gereksiz mi tartışalım. Aa yağ yanıyor, yağ yandı Sinan. Yanmaz. Hakan yağ yanıyor. Yanmaz şefim yanmaz. Yanmaz bak bir başladık yine yanmaz ya ah. Yanmazı gördük. Al yavaş yavaş sıçratıyorsun. Bak kızı yakacaksın yağda. Kız yanacaksın bu tarafa git. Bir şey olmaz şefim. Hakan birazcık havalanmaya başladı. Nedenini anlayamadım ama bence bu onun için dezavantaj olacak. Çünkü bu sayede yemeğini daha da kötü yapacak. Aleyna'nın dediği gibi çok havalanma gibi bir durum yok. Aleyna herhalde havalanmayla özgüven arasındaki ince çizgiyi ayırt edemiyor. Nasıl buldun rakiplerini? En güçlü rakip kim görüyorsun şu ana göre? Ya sadece bence konuşuyorlar şefim ya. Gerçekten. Kim? Hem şu Gülen var ya Gülen. Biz de inşallah ona puanda güleceğiz. Ben senin yerinde söylüyorum oradan birazcık daha patlıcan atarım. Bak boşaldı buralar. Aha yaktı şefim yaktı. Ya ne yakacağım? Yaktı patlıcanı yaktı yanmış, şefim. Yanmışlık yok canım. Yanmadı. Şefim Allah aşkına o yok, kalınlık nedir ya? O yağda o patlıcan pişecek mi sence? Pişer bence. Aa, yavaş yavaş evet yanmaya doğru gidiyor. Ya ben yakacağını biliyorum şefim eminim o konuda. Kenarları ilk önce sen kenarları çevir. O yağ yetmez. Kız sen bu evde yemeği yaptın dedin. Yaptım şefim defalarca. İyi de abisi. Biraz yağ eklesem olmaz ama şimdi. Yo. Sinan ekledi sor Sinan'a sor. Yağ eklenince ne olmuş? Sinan'a güvenirsek.
O meslek sırrı. Ama herkes ya ekleyemez. Ya ziyan olmasın diye şey yapmıştım ama. Vallahi Sinan'ı beğenmiyorsunuz da Sinan bitirdi yemeği. Ben gayet iyi gidiyorum bence. Bugün sadece ilk gün olduğu için biraz mutfağı tanımak için biraz yavaş olabilirim ama normalde hem elim çok hızlıdır hem lezzetlidir. Hızlı olup da lezzetli olmayan insanlar da var ve Sinan çok hızlı olduğunu iddia ediyor. Bence hızlı ama lezzetli olamayacak. Ben hem hızlı hem lezzetli. Aleyna bence beni kendine rakip gördüğü için elimin lezzetini daha tatmadan kendince karar vermiş. Elimin lezzetini günün sonunda hep beraber göreceğiz. Aleyna, ne tarz kitaplar yazıyorsun? Romantik komedi yazıyorum ben. Romantik komedi. Evet, iki kitabım yayınlandı daha önce. Satışları nasıl, güzel mi? Satışları güzel de şu anda pek yayın evleriyle de görüşmüyorum açıkçası. Niye? Bir tanesinden ayrıldım, öbürüyle de bağlarımızı koparıp bir ara vermek durumunda kaldım. Ben de bir yazar olarak tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Çok güzel, yıllardan beri yazıyorum. Yine kitap Fransa'da, yine 2022'ye aday, dünya finallerine kalmış. Yapmışız demek ki. İnşallah biz de sizin kadar oluruz bir gün. Sen daha iyisini yaparsın. Kitap yazıyorum. Kitap yazmayı çok seviyorum. Okumayı da çok seviyorum. Şu anda da yeni bir kitap yazıyorum hatta. Adı da Mor Düşler Sokağı. Bakalım birkaç bir yerlere yolladım. İnşallah netice güzel olur. Sen ne yapıyorsun abi? Olmaz. Bak, ben bir keresinde temiz, pis çalışan adamı sevmiyorum. Peki şef. Bu maydanozlar ne böyle? Şefim, az önce hijyenden bahsediyordum. Şefim. Bak, maydanozları da dikmiş içerisine. Oh! Şefim, ağza gelsin, çok lezzetli. O kabul etmem. Bunu da kabul etmem. Şefim. Ben temiz çalışacaksın. Bak. Tamam şefim, temiz çalışacağım ama. Bak, bak, peçeteye çıkartmışlar, bak. Bence Hakan strateji yapıyor maydanozları çok büyük doğrayarak. Şefin uyarmasına rağmen de düzeltmedi. Ama gün sonunda hepimiz onun yemeğini bu sayede tanıyacağız bence. Maydanozları büyük doğramamın sebebi kendi tavamı daha rahat bulabilmekti. Maydanozları büyük doğradım. Doğru bir tercih olur mu göreceğiz. Hızlı! Hallettim şefim. Son 10 dakika! Hızlı! Yandı! Yandı da yandı, yandı. Bu maydanozlar niye böyle kocaman kocaman ya? Bunları niye ince ince doğramadınız? Şefim boş. Sen evliydin değil mi? Hayır, ben bekar. Evliyim. Tek bekar benim burada. Öyle mi? Evet. He. Bitirdim şefim. Belli zaten, kalp şekli vermeye çalışmışım. Bu patlıcanları ne yapmayı düşünüyorsun? Şef, arttı o kıymayı, eşit bölmedim. Çöpe mi gidecek onlar? Bugünlük böyle olsun şefim. Bugünlük böyle olsun. Ben puanda da görürüm az sonra. Benim verdiğim her bir malzemeyi kullanmak zorundasınız. Yoksa direkt kafadan 5 gidiyor biliyorsunuz. Haklısın şef. Sinan not almamasına rağmen, çok kendine güvenmesine rağmen patlıcanları arttırdı ve kullanmadı. Biz görmesek kullanmayacaktı da. Bence bu onun için bir dezavantaj. İleriki günlerde de böyle devam edersin. Patlıcanları arttırdım evet. Çünkü kıymayı tam olarak eşit bölmek istedim. Kıyma biraz az geldi bana göre. Bu yüzden arttı. Ama sonra şefin uyarısıyla patlıcanlar araları sıkıştırarak hepsini kullanmış oldum. Puanlar ne olacak? Dediniz ya yanlış bir şey yapılıyor diye. Büyükle doğruyordum, küçükle doğruyordum. Büyük doğramışsın sen de. Siz öyle dediniz diye herhalde dedim yanlış yapıyorum dedim. Çeviriyorum. Soğanlar... Ya doğruyu bile karıştırdım. Hayır, rendenin ince yeriyle yapacaktınız. Hızlanalım, tezgahları bir silelim. Bak, hijyen önemli. Yandı, yanıyor. Yandı. Yandı. Kurtaralım. Gel kaçma gel. Gel. Gel kaçma. Ya bu da sana, benden sana ceza. Ceza. Yanmaması lazım yoksa yanardı o. Su döküp yanmasın. Kapatıyorum şefim. Kapat kapat. Tamam. Şef ben fırına yolladım. Tezgahı da bir siliver bir zahmet. Sileceğim şefim hemen. Bak, şunları su yapıyorum. Su dökmeseydin burada yanardın ha. Gerçekten. Tabii. Ben seni kurtardım. İşte ben yakarım, keserim. Bence Büşra'nın panik atak hastalığı olma ihtimali çok yüksek. Eli ayağına birbirine dolaşıyor. Panik atak değilim, sadece heyecanlıyım. O da bence çok normal. Al, burayı ben sildim. Teşekkür. Orayı da sensin. Tamam şefim, sileceğim. Hızlı ama hızlı, tamam. Hızlı, hızlı. Hızlı. Yoksa bu yemek yetişme, bak millet fırına attı. Maydanozları
ağzıma hani böyle maydanoz gelirse benim diye mi yaptın? Şefim yok, hayır, o yüzden değil. Ne yüzde? Maydanoz şimdi diriyken böyle daha lezzetli geliyor. Ağzına böyle bak, geldiğinde... Bak bir de sosyal mesaj da veriyor. Estağfurullah bana. Şefim. Hayır şefim, estağfurullah. Ben sizi severek takip ediyorum. Biliyorum da bana yemek yap. Nerede yemek? Yapıyorum şefim işte. Hazırlıyorum. Bunlar olacak mı sence? Olacak olacak. Vallahi şefim olacak. Ya sen evde yengeye yemek yapıyor musun gerçekten? Yapıyorum da garibim demek yani. Demek ki yemek yemediği için. Garibim. Garibim derken. Hani şöyle diyeceğim, hani yemeklerimi beğeniyor demek ki, beğenmesinin sebebi lezzetli ya da yemek yapmak istemediği için. Ekrandan insan eşine garibim falan der mi? Şefim o kötü niyetle söylemediğimi bilir ya. Gerçekten anlaştınız mı yemek konusunda? Kesinlikle anlaştık. Sözleşme imzaladık şefim. Ben senin yerinde olsaydım sen de yenge gelseydi buraya daha iyi olur. Şefim yemek konusunda gerçekten hiç sevmiyor mutfağı. Sevmediği için şey diyor. Sen yemeği yap, geri kalan işe de yardımlaşarak yaparız dedi. Ben de kabul ettim. Hangi işleri yardımlaşarak yapıyorsun? Ya yemeği ben yapıyorum. Temizlik, ütü, temizliği cam. Onları da yardımlaşarak yapıyorum. Çamaşır. Ütü yapıyor musun evde? Ütü yaparım, yardım ederim. Hadi eşime. Canım. Eşime her zaman, eşime sonsuz. Yemek de o sana yardım ediyor mu? Ediyor. Çok ediyor. Ediyor. Yengenin elimde yaptığı yemek var mı? Makarna çok güzel yapar. Kettle'da mı kaynatıyorsun? Yok. Makarna nerede kaynatması gerektiğini biliyor da şefim. Makarna hazır zaten. Normal böyle mantı falan açmıyor mu? Şefim şimdi mantı değil de mantının hazırı var. Hazırını alıyor, onu da çok güzel pişiriyor. Ne diyor? Onu da çok güzel ne pişiriyor. Ne diyor şefim? Ben anneannemle ilkokuldayken mantı açıyordum oturup ya. Bizim evde tüm yemekleri ben yapıyorum. Eşim de beğeniyor. Yani yaptığım tüm yemekleri şu ana kadar beğendi. Daha 4 aylık evliyiz ama hepsini beğendi. Arkadaşlar yarına bir mantı yaptıralım biz en güzeli. Yaparız. Yaparız, siz sorun değil. Yandı bunlar. Evet şefim, fark ettim. Şef görüyorsun. Aleyna'cığım bu fırının kapağını kapatmayı düşünüyor musun? Kapatmıştım. Bu kadar olur şef ya. Şefim. Bu kadar olur. Aa, o patlıcanlar ne? Şefim bütün patlıcanlarını bir tek ben kullandım. Kullanacaksınız. Hayır, olmaz ben o. De kabul kullandım. Etmem. Vallahi puan kırar. Arkadaşım patlıcanları da orada kabın içinde. Nerede? Şefim onlar şekilsiz ama. Ben size layık ama görmedim ben onları. Ama ben kullandım şekilli şekilsiz. Onları kullanırız şefim, gerçekten çok şekilsiz. Ben şekilli sizin için. Ama şefim ben de koyuyorum. Kendilendirseydin abi. Şefim şimdi bozmayayım dedim şeklini o yüzden. Asimetrik kesmeseydin. Şefim mecbur ama ben de koydum, o da koymak zorunda. Ben de artık yapacak bir şey yok şefim, çiğ çiğ koyacak bence. Hadi kurtaralım tamam. Ha. Şef bir şey söyleyebilir miyim? Sor Sinan. Dediniz ki not almadın, bir şeyi unutabilirsin. Evet. Domatesleri ortaya koydum sizin gibi. Domatesleri üstüne koydu. Evet. Ve not aldı. Bu domatesleri ne yapacağız? Şefim. Efendim? Ne yapacağız? Açalım. Bak bak oraya, bak oraya. Eşine de selam söyle burada. Ye ye. Ye aç aç bunu da aç. Aç, aç kız. Vallahi puan kırarım. Aç. Ye. Ben Büşra'nın doğru not aldığını düşünmüyorum. Yani not almakla düzgün yemek çıkartılacak diye bir kaide yok. Bence Hakan konuşmak için konuşmuş. Ben gayet iyi notumu da aldım. Videomu da izledim. Her şeyimi de yaptım. Sinan, not almadın ve herkesten önce yaptın. Ve kim sence nasıl yaptı yemeği? Öncelikle arkadaş yaktı. Diğer arkadaş benden sonra fırına verdi. Benden sonra ikinci sırada. Ben temizliği yaptım. Kahve içmeyi bekliyorum burada. Evet, bu sos kimindi? O benim değil. Benim değil. Şefim bilmiyorum. Benim sosum. Bunu ne yapacağız? Şefim ben onu içerim. İstiyorsanız. Al iç. Şey, ne olacak? Hani seninle reflü vardı? Onun içine... Reflün oldu, hastalık reflü. Şu anda bugünlük artık reflü bir şey yapabilirim. Aferin. Ya. Şefim ama bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Sosu görüyor musunuz? Ama ben içtim. Tamam şefim yani ben... Ben içtim şefim. Ama şefim tabii. Ya bu soslar ne olacak olmasın arkadaş? Çok gitmemesi lazım. Çok geldi diye ben içmedim. Çok geldi diye. O zaman niye elinin kararı yok mu? Ne? Fazla davranmış. Aç bakayım gel. Vallahi içemem. Bir kaşık içerim ama hepsini içemem. Biz nasıl içtik? Çöpe mi atacağız bunu? Ya çöpe gitmemiz lazım. Ben başka yemek yapayım size hemen. Ne yapacağım bununla? Yaparım. Al yap. Vallahi yaparım. Ya, o ne yapacağım? Malzeme yok. Sadece bunu yaparım. Ama yaparım demeyeceksin. Ben senin yerinde olsam ne yaparım? İçemiyorsan. Ekmek Ya bu nedir bu ekmek parmak, bu boğaz, hamidi gırtlak yemek. Kız al döksene sosu yemeğin üstüne. Dökeyim mantıklı. Hem içemiyorum diyor, illa çöpe atacak onu. Patlıcanlar ne oldu? Ne yaptın oradaki patlıcanları? Şefim kaldırdım onu yarın. Nereye kaldırdın? Koyması lazım kaldırdım bence. Nereye kaldırdın? Köşeye kaldırdım şefim. Sen beni dinlemiyorsun yani. Hayır estağfurullah şefim. O patlıcanlar pişecek. Millet uyanık. Ya bu program ne uyanıklar gördü. Ne? Hey! Sen ne yapıyorsun ya? Al da şunu şöyle döksene. Dökemedim. Buraları döktüm hep. Aa, ah. Ya al şunu al. Teşekkür ederim. Koş. Fırına at. Kurtarırsın. Teşekkür
O fırının tüm sıcaklığı gitti. Şefim var ya, ilk koydum diye sevindiler ama şu an... Şefim dakika öğrenebiliyor muyuz? Sinan ne diyorsun bu işe? O fırının tüm sıcaklığı gitti. Fırının sıcaklığı gitti. Salçalı sosu üstten döktü. Fırının camını batırdı. Evet. Kapat artık kapat. Tanesi patlıcanları uyandı. Vallahi izliyorum. Zart dedim geri götürdü, geri getirdi. Bak şimdi o patlıcanlardan biz ne yapacağız? Tuzlayacak. Hakan yiyecek onu. Bence de yesin. Yağlı yağlı hem de. Hakan'a sorun bakın patlıcanları yiyeceksin deyince niye ilave etti geri? Hakan bence sen hiç pişirme onları. Şey yap. Ben bunu pişirdim. Şu an burada bana en güzel yemeği yapan Büşra ile Sinan ama Sinan daha öncelik attığı gibi bir kere bile fırını açmadı. Evet. Aç kapa, aç kapa, aç kapa, pişmez. Aç kapa. O fırında o yemek pişer mi pişmez. Pişmez. Son 5 dakika. O kadar salçaya o kadar su kondur mu? Aleyna. Babaannen hiç öğretmedi mi sana yemeği? Anneannem öğretti. Anneannem hiç öğretmedi mi? Öğretti ama böyle mi öğretti? Garip anneannem şu an öbür taraftan. Gel bakayım yanıma gel gel. Nasıl garip? Oluyordur. Rahmetli mi? Evet maalesef. Allah rahmet eylesin. Nasıl yemek yapmayı öğrendin anne? Nasıl öğrendim? Benim annem ve babam ayrıydı. 2 aylıkken ben ayrıldılar. Biz anneannemle dayımla yaşıyorduk annemle birlikte. Hı. Anneannem sabahları böyle kalkıp bir de çok erken kalkıyordu. Saat 6'da kalkıp yemek yapıyordu. Oo. Ben de onunla ille dolma saracağım. İzmirli'den annem çok güzel zeytinyağlı yapardı. İlle zeytinyağlı dolma saracağım. Ama büyüttü seni. Beni o büyüttü. Annemle birlikte. Niye gözlerin doldu? Şey yapıyorum. Duygulanıyorum böyle şeylerde. Beni anneannem büyüttü. Ben sabah kalkıyordum. 6'da dolma sarıyordum. Yani artık benden kurtulsun diye kadın 6'da kalkıyor. Ben inatla 6'da kalkıp dolma sarmaya çalışıyordum onunla. En son bıraktı tamam al sar artık ne yapalım diye. İlk gün seni ağlatmayın boşver. Evet. Ben bu konuya gireceğim sonra ama. Tamam. Tamam mı? Seni ilk gün ağlatmak bize yakışmaz. Allah rahmet eylesin yattığı yer cennet mekan olsun. Çok yakın. Ehil eli lezzetli Anadolu kadınıydı değil mi? Evet çok güzel i̇şte her şey. Ne varsa Anadolu'da var. Hani büyük şehirlerimizde de ki illaki güzel yemekler yapılıyor ama o Anadolu kültürünü yaşatmak, o bundan 100 sene önce, 50 sene önce, 70 sene önceki o Anadolu kadınının bir sonrası gelecek kuşaklara yemek yapması, yemek anlatması kadar güzel bir kültür yok. Şimdi bayramlarda genellikle bakıyoruz ev hanımları, ben çok bayram gezmesi yaptığım için baklava mı yapıyorlar, kıymalı börek mi yapıyorlar? Anlaşılır gibi değil çünkü bu kimse evde yemek yapmadığı için, kimse öğrenmediği için anneannesinde yemek yapmayı öğrenmiş. O kadar az malzemeyi çok şey yapardı ki bizim o kadar çok durumumuz yoktu. He. Onun için az malzemeyle bir sürü yemek yapardı yani, bir sürü çeşit yapardı. Ben yemek yapmayı anneannemden öğrendim. İnşallah burada da en iyi şekilde anneannemin bana öğrettiklerini uygulayacağım. O da bir yerlerden beni izliyorsa eğer öğrettiklerinin boşa gitmediğini görmüş olur. Bugün en yüksek puanı senin, sence kim alacak? Bence en yüksek puanı ben alırım. Hmm. En düşük puanı da Hakan bence de çok konuşuyorum. İddialı olduğu için bence de en düşük. Anneannemin bir lafı vardır. Kendisine sıfır verecek bence. Çok özür diliyorum. Anneannemin bir lafı vardır. Büyük lokmaya büyük laf konuşma der. Sen daha dur birinci günden benim yemeğimi tatmadan benim düşük puan alacağımı öngörüyorsan o senin görüşün. Ben şu anda ne dedim? Sizi ilk başta yemeğinizi tatmadığım için rakibim olarak görüyorum şu anda dedim. Şimdi tadım yapacağız. Tadımdan sonra ben tek tek zaten tadım masasında da söyleyeceğim. Hanginizin rakibim olabileceğini, hanginizin yanımdan geçemeyeceğini söyleyeceğim zaten. Sıkıntı kim yok. Düşük puan alacak bugün Hakan? Ben söyleyeyim. Aleyna Banko. Aleyna. Sen görürsün sen. Sen çok iddialı konuşuyorsun. Aleyna'nın yemeğini sulu olduğu için mi tanıyacaksın? Bu değil yani patlıcan kebabı böyle bir şey değil. Yanlış. Yalancıya bak. Yanlış ya. Biliyor. Gerçekten sadece şurayı dolduramadım yani diye sadece... patlıcanı da alayım. Sulu olduğu için diyor patlıcan. Evet sulu olduğu için diyorum. Ama sadece gördüm. Ama sulu olduğu çekecek şimdi. Aleyna sadece gördüğüm için söylüyorum. Senin yemeğin benim için şu anda problemli bir yemek. Görürüz sen ya. En düşük puanı sen alacaksın. Görürüz. Senin taban en düşük puanı alacak. Hakan'ın söylediği gibi asla düşük almayacağım. İddia ettiği gibi o da en yüksek puanı asla almayacak. Ben günün birincisi olacağım. Hepsi de birazcık moralacak. Aleyna'nın kullanmış olduğu cümle gerçekten yanlış bir cümle. Son bir dakika. Beş tane köfte, beş tane patlıcan. Son 30 saniye. Abi ne arıyorsun? Kevgir arıyorum. Tabağın burada bak, yanlış tabak koyuyorsun. Bu değil mi? Yanlış tabak koyuyorsun. Ha, pardon, gri bu. Son 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, hızlı, 4,
3. Şefim, 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 şefim. 2. 1. 0. Kaldır elleri. En güzel tabak benimki oldu. En yüksek puan da ben alacağım bugün. Tabağımdaki maydanozların iri iri doğranmasının stratejisi yanlış oldu. Bundan dolayı mutsuzum. Diğer arkadaşların yaptığı yemeklerle benim yemeğim aynı oranda lezzetsiz. Bakalım inşallah yüksek puan alabiliriz. Bence tabağım gayet güzel oldu. Biraz daha pişmesi gerekiyordu sadece. Bu yüzden birazcık belki güzel olmayabilir ama onun dışında tabağım gayet güzel görünüyor. Dolu dolu tam bana yakışır bir tabak. Tabağım bence görsel olarak en iyi olanlardan birisi benimkiydi. İkincisi Aleyna'nınkiydi. Zaten Hakan'ın ve Sinan'ın tabakları ikisinin de aynıydı ve gerçekten çok kötüydü. Tepside patlıcan kebap oldu mu? Sulu mu oldu? Yandı mı? Çiğ mi kaldı ben de bilmiyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Sonuna kadar. Hazır mıyız? Hazırız. Aleyna hazır değil. Dua ediyor, dua, dua. İnşallah dua ediyor. Hadi geçelim tadıma. Benim yemeğim. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Bu yemeğin tadı güzel, hatta kokusu da geldi. Ağzıma böyle büyük bir maydanoz gibi bir şey geldi ama tam emin değilim. Bu yemekte bildiğin maydanozu dalıyla yedim. Yerken çok zorlandım. Patlıcan, çiğ. Bunu pek sevemedim, birazcık çiğ kalmış. Kıyma bildiğin çiğdi yani, çiğ çiğ yedim. En pişmiş işlerinde domates benimdi. Ben sana şu arada domates vermedim. Niyeyse içimden benim olduğu geçiyor. Şefim bu benim tabağım. Kimin yaptığını çok net kafamda. Bu yemeği Büşra yapmış olabilir şef. Kim yapmış olabilir? Ya ben yapmışımdır ya Sinan yapmış olabilir. Kesinlikle benim olamaz bu. Puanın gelsin. Puanın gelsin. Strateji yapacağım. 0. Puanım 5. 0. Benim yemeğim. Günlerden pazartesi ve fırında muhteşem bir patlıcan kebap yaptık. Oldu mu olmadı mı tartışılır. Bakalım. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Hakan senden başlayalım. Evet. Nasıl bir dünya orası? Karanlık. Zifiri karanlık. Ama aydınlatacağım inşallah. Nasıl? Arkadaşlara tek tek kurşun atarak, sıfırları vererek, kendi de yemeğimi de bularak aydınlatacağım. Başlayalım mı? Başlayalım şef. He? Başlayalım şef. Yes. Kardeşi izini belli etmeyenlerdir seni galiba şef. Bilmem. Ağzımı açmamı gerektiğini de söyleyin şef. Ben hepsini söyleyeceğim sana. Açalım. Evet, hazır mıyız? Hazır şef. Gelsin yorumlar. Şef, yerken çok zorlandım. Zorlanmamamın sebebi de yani kıyma bildiğin çiğdi yani, çiğ çiğ yedim. Dana bende konuştu. Beraber şey yaptık, diyalog kurduk Dana'yla. Kimle? Dana'yla, bildiğin dana kıymayla bildiğin konuştum. Canlı canlıydı, yedim. Yani pişmemişti kıyması. Onun haricinde tuz yok, karabiber yok, hiçbir lezzet yok. Yani tadım aşaması benim için sonuçlandı. Zor yuttum yani. Kim yapmış olabilir bunu? Ben bu yemeğin kimin yaptığını çok net kafamda. Kesinlikle bu yemeği Aleyna yaptı. Bu yemek Aleyna'nın. Çünkü salça tadını da alamadım. Yoğun bir salça tadı alamadım. Bildiğin cıvıktı böyle. Suyu böyle, suyu fazla kaçırılmış bir yemekti. Bu yemek Aleyna'nın. Puanın gelsin. 0. 0. Evet. Açalım. Şefim
Evet. Evet. Nasıl buldun? Patlıcanı yanıktı. Patlıcanı yakmış. Kim yaptıysa. Aslında benim de yanan patlıcanlarım vardı ama. Tat tuz zaten bunda da yoktu. Tuz hiç koyulmamış gibi bir şey. Baharat alamadım. Baharat tadını da alamadım. Ama ilk tattığım yemeğe göre salçası güzel olmuş yani. Salçası oturmuştu yemeğe. Bu yemek kimin olabilir? İkilemdeyim şu anda. Benim kim yapmış olabilir? Yani ya ben yaptım ya da bunu Sinan yaptı. İkimizden birisi yaptı bu yemeği. Puanın gelsin. Sıfır. Sıfır. Risk alacağım. Evet. Açalım. Evet, nasıl bulduk? Tatsız tuzsuz bir yemek. Hiç lezzetli olmamış. Salçası, suyu oranı tutturamamış. Köftesi de tam da olarak pişmemiş. Kim yapmış olabilir? Bu yemeği Büşra yapmış olabilir şef. Köftesi tam olarak pişmemiş. Maydanozlar ağzıma çok gelmedi. Benim olduğunu düşünmüyorum. Benim maydanozlarım iriydi. Salça oranını tutturamamış, lezzetsizdi. Puanın gelsin. Sıfır. Açalım. Evet. Nasıl bulduk yemeği? Yani bu yemek de pişmemişti. Patlıcanı çiğ ağza geliyor kıyır kıyır. Bu yemek de lezzetsizdi. Yani lezzeti hiç yok. Tuzu yok, karabiberi yok. Salçası desen aynı şekilde. Hiçbirisi yemekle özdeşleşmemiş. Bu yemeği ben yapmışsam da gerçekten çok kötü bir yemek yapmışım. Hiç beğenmedim. Kim yapmış olabilir? Yani şimdi 3 tane tabak oyladım. 3 tabakta 3 arkadaş olarak oyladığım için bu tabak bana kaldı. Büyük ihtimalle ben de yapmış olma ihtimalim var. Tam kestiremedim yani aralarında çok büyük bir fark yok. Ondan dolayı şu anda bu yemek bana kaldıysa üzülerek yani çok kötü bir yemek çıkartmış olacağım. Puanın gelsin. Strateji yapacağım. Diğer arkadaşları düşünerek sıfır vermiştim. 2 puan verdim. 2. Evet. Açalım. Görebiliyor musun? Görüyorum biraz. Bir şey oldu ama evet görüyorum. Yerimize geçelim. Evet, bak bakalım ne yapmışsın. Güzel yapmışım. Son tabağın benim olduğunu düşündüm ama Büşra gayet kötü bir tabak çıkartmış. Gerçekten ah, gayet ya, kötü bir tabaktı. Görüyoruz puanları. Kendine sıfır verdim. Bunu bekliyorduk şefim zaten. İlk günün günahı olmaz. O yüzden zaten puanları çok uçuk vermemeye çalıştım. Geneli sıfır dağıttım. Kendi bacağıma da sıkmış oldum. Önümüzdeki günlere bakacağız inşallah. Dağlı konuştun. Herkese sıfır vereceğim dedin. Kendine de sıfır verdin. Demek ki doğru konuşmuşum. Doğru konuşmuşum. Sıfır verdim herkese. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Aleyna, senin yemeği bayağı gömdü ya. Benim yemeğimi bayağı gömdü. Kendi yemeği benimkinden daha kötü. Kendininkini daha çok gömdü. Yani yemeklerin tadı birbirine çok yakın. Yani siz de tadınca göreceksiniz. Benimkisinden her türü daha iyi. Değil. Gerçekten daha değil. Daha iyi. Gerçekten değil. Ya şefim bir an böyle heyecanlandım dedim. 5 geliyor, 5 geliyor dedim. 2 verdi ya. Çok kötü oldu ama olsun. Yine 2 verdi. Kendine 0 verdi. Aynen öyle. Kendine 0 verdi. Ve şu an çok mutluyum o kendine 0 verdiği için. O kadar konuştu. Ve 0'ı verdi. Senden Sinan. Bir şey olunca o zaman göreceğim. Sinan. Benim tabağımı tattığında maydanozları vesairesi aynı benimkine benziyor. Patlıcanı da biraz yanmış. Benimki de yanmış dedi. Kendi tabağıma benzetti. Lezzet olarak bir tık daha iyi dedi hatta diğerlerine göre.
ama 0 verdi. Aslında kendi tabağına da benzetmişti. Keşke ona verseydi, bari daha iyi yere giderdi. En azından lezzet kazanırdı. Hakan zaten bugün kendi kazdı kuyuya, kendi düştü. Kocaman kocaman doğrayıp da o maydanozları tabağını bulamaması gerçekten çok tuhaftı bence. Ben bir strateji uyguladım. Strateji tutar da tutmaya da bilir. Ben o maydanozda vermiş olduğum yanlış stratejiyi oylamada doğru bir strateji yaparak ortalamayı açmadan puanları ona göre verdim. Sıkıntı yok. Sinancığım gel. Gelelim şefim. Gel bakalım. Sen bayağı iddialısın ama. İnşallah kendimi bulurum şefim. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Evet, nasıl bulduk patlıcan kebabını? Bu benim yemeğim kesinlikle olamaz. Çünkü patlıcan çiğ, benim bir tane bile çiğ patlıcanım yoktu. Bu yemek çiğ, bu yüzden kesinlikle kötü olmuş. Kıyması falan pişmiş mi? Kıyması pişmemiş, yani çok aşırı tam pişmemiş ama birazcık da pişmiş. Çok da çok fazla çiğ de yemem yani, tamamen yenmeyecek kadar çiğ değil. Lezzeti nasıldı? Lezzeti fena değil. Karabiberi vesairesi, böyle bir domates tadı ve... Kimyon tadı falan? Evet, kimyon tadı vardı kesinlikle. Kim yapmış olabilir? Bu yemeği... Hakan arkadaşım yok. Yani. Puanın gelsin. Bu yemeğe puanım 0. Açalım. Evet, gelsin yorumlar. Bu yemekte bildiğin maydanozu dalıyla yedim. Hiçbir şekilde doğranmamış. En herhalde iri kısmı bana denk geldi. Ayrıca zerre karabiber yoktu. Sadece safi kimyon vardı. Bu yüzden bu yemeği beğenmedim. Kesinlikle benim olamaz bu. Kimin olabilir? Bu yemek bence bir diğer önceki tabak Hakan'ın değil, bu tabak Hakan'ındı kesinlikle. Çünkü maydanozları iyi doğradığını söylemişti. Puanın gelsin. Bu yemeğe puanım 0. Açalım. Evet, nasıl bulduk patlıcan kebabını? Bu yemeğin lezzeti daha iyi. Açıkçası hepsi net olarak ağzıma kimyon da geldi, karabiber de geldi. Köfte de fena pişmemiş. Maydanozu da birazcık hafif diri ama tamamen diri değil. Yani güzel, diğerlerine göre daha iyiydi bu. Kim yapmış olabilir? Bunu ben yapmış olabilirim. Yani ya benimdir ya da Aleyn Büşra'nındır. Puanın gelsin. Bu yemeğe puanım 5. 5. Evet.
Açalım. Bunda da sadece karabiber tadı geliyor. Pardon. Bunda da sadece kimyon tadı geliyor. Karabiber çok az kalmış. Patlıcanlar biraz yağ çekmiş sanki. Yağ tadı aldım. Benim de olabilir veya diğer Aleyna arkadaşın da olabilir. Ben yapmış olabilir miyim bilemiyorum. Ama lezzet olarak bir önceki daha iyiydi. O yüzden risk alacağım. Muhtemelen bu yemeği Büşra yapmıştır. Puanın gelsin. Bu yemeğe puanım 2. 2. Açalım gözümüzü. Memnun musun peki verdiğin? Tahmin etmiştim son yemek benim olduğuna. O yüzden 2 verdim zaten. Bizim bir şey diyeceğim. Bütün yemeklere Büşra'nın yemeği dedi. Sen öyle kötü yemek mi yapıyorsun? Hayır, bütün yemekte tadı tuzu çok iyidir dedi, Büşra'nındır dedi. Bu falan 3 yemeği de Büşra'nın yemeği bütün dedi. Bütün yemekleri Aleyna'nındır bu kesin deyip 0 vermeler ama İyi teşekkür ederim. Yani şöyle, son yemeği benim yemeğim olabileceğine ihtimal verdiğim için 0 vermedim. Bir önceki yemeği önceden tattığım için yanıldım. Yoksa ben onu... Nasıl önceden? Yani Aleyna'nın tabağını sonda tatmış olsaydım muhtemelen anlardım kendi yemeğimi. Bu yüzden olsun. Yine kendime 0 vermedim. Hakan'ı nasıl bildin? Net maydanozdan mı bildin? Evet, dalıyla geldi yani maydanoz. Bildiğin böyle yaprağın ziyade. Gerek mi yaptı sence? Kendi yemeğini tanımak için. Bence bilerek yapmadı. Kabiliyetsizliğinden yaptı. Hakan. Kabiliyet nedir? İlk gün değil, ikinci, üçüncü günlerde göstereceğim kabiliyetin ne demek olduğunu. İlk gün yapamadın. Yani çok iyi, çok iyi yemek yapabildiğini söyleyen arkadaş kendi yemeğine 2 verdi. Demek ki ikilik bir lezzet. Neyse göreceğiz. Sinan bugün bana 5 verdi. Biraz gözüme sempatik gelmeye başladı açıkçası. Bence gayet adil ve adaletli. Ağzın tadını da gayet iyi biliyor. Aleyna 5 bir daha tabii ki vermek istemiyorum. Çünkü gerçekten hak eden, sonuçta yarışmada birinci olmak isteyen kendi tabağını bulmalı. Aleyna gel. Hadi bakalım. Evet, hazır mıyız? Hazırım. Açalım. Açalım. Evet, nasıl bulduk yemeğimizi? Biraz tuzu az. Bir de ağzıma böyle büyük bir maydanoz gibi bir şey geldi ama tam emin değilim. Hiçbir baharat gelmiyor. Köftesi pişmiş mi? Köftesi biraz pişmiş yani, normal. Çok iyi pişmemiş ama çok az da pişmemiş, normal pişmiş gibi. Yemeğin suyu nasıl, lezzetli mi? Suyunda hiç lezzet yok. Hiç lezzetli değildi. Hiçbir şey, baharatlar suyuna geçmemiş. Kim yapmış olabilir? Kim yapmış olabilir? Ben de yapmış olabilirim çünkü çok sulu yaptığım için karar veremiyorum ama... Hı. Hakan da yapmış olabilir. Puanın gelsin. 0. Açalım. Bu diğerine göre daha lezzetli.
İçinde baharat olduğu en azından geliyor ağza. Kimyon, karabiber. Patlıcanları daha güzel pişmiş öncekine göre. Bu daha lezzetli. Bu benim olabilir. Suyu nasıl? Suyu yok gibi aslında. Nereden anladın sen ne olduğunu? Nereden anladın? Olabilir mi? Daha lezzetli geldi. Bence lezzetliyse kesin benimdir dedim ama. Puanın gelsin. Buna 5 vereceğim. Açalım. Bunu yediğimde ağzıma böyle direkt yağ tadı geliyor. Bir de patlıcanları çok yavan böyle. Pek hoşuma gitmedi. Çok kötü böyle yağlı tat bırakıyor. Patlıcanları da yavan böyle. Çiğnedikçe lastik gibi uzuyor. Lastik uzar mı çiğneyince? Lastik uzar bence. Yani gitmiyor. Çiğneniyor ama... Nereye gitmiyor? Mideme. Boğazından mı geçmiyor? Boğazından geçmiyor. Şurada tıkılıyor. Patlıcan tuzu biraz az olmuş. Al bu su vereyim sana. Evet. Boğazında kalmasın. İç. Teşekkürler. Ama bunun köftesi çok lezzetli olmuş ama... Nasıl? Köftesi lezzetli. Yani o yediklerimin arasında tuzu en iyi olan bu. Kim yapmış acaba? Kim yapmış olabilir? Ya ben yapmışımdır ya Sinan yapmış olabilir. Puanın gelsin. Puanım. Yani risk alacağım çünkü eğer benim değilse kötü olacak ama. Pardon benimse kötü olacak ama 0 veriyorum. 0? Evet. Nasıl bir risk almak bu ya? Ya seninse? Benimse artık bir kere yaktık başımızı. Dilediğin kadar 5 verebilirsin. Dilediğin kadar da 0 verebilirsin. Evet. Yani bir tanesine 5 verdim diye hiçbirine 5 vermeyeceğin anlamına gelmiyor. Evet. Veya bir tanesine 0 verdim diye diğerlerine 0 vermeyeceğin anlamına gelmiyor. Açar mısın? Bunun hiç tuzu yok. Ağzımda o kadar kötü bir tat bıraktı ki böyle çok acı. Sanki lastik yemişim gibi oldu. Bunu pek sevemedim. Birazcık çiğ kalmış hem köftesi hem de patlıcanları. Suyunda da hiç lezzet yok yani hiçbir baharat tadı gelmiyor. Konulan hiçbir baharatın tadı gelmiyor. Puanın gelsin. 0. Açalım. Gel gel. Sana 5 mi verdin? Kime 5 verdiğini. Bütün tabakları bildin. Vallahi helal olsun. Teşekkür ederim. Gurmecilik var mı sende? Bende yok ama benim eşim aslında çok iyi yapar bu işi. Eşin demek ki geçmiş bende. Sen oturuyorsun şu an. Demek ki ondan bana da geçmiş. He, ondan yani ele aldın yani. Kendi yemeğimi tanırım ama. Kendi yemeğimi çok iyi bilirim. Ama buna şey çok mutlu olmamış gibi bir halin yok. Mutlu değil çok misin? Mutluyum ama şu anda göremiyorum da biraz. Beni kaç görüyorsun? Can sizden 3 tane var. Ama gerçekten sevindim çünkü bir an çok kararsız kaldım. Benden sonra denediğim tabak mı acaba benimdi diye. O seninkiydi galiba aslında. Kararsız kalmış. Aslında çok kararsız kaldım. En lezzetli köfte onunki dedin. Köftesi seninki. Çok lezzetli köftesi olmuş. Çok lezzetli ama şöyle düşündüm. Kendiminkini ben kesin biraz tuzsuz yapmışımdır dedim.
Son tattığın tabak Büşra'nın da hiç beğenmedim. Ya da gömdüm. Büşra'nın çok suyu hiç, suyu yani hiç tadı yoktu ve hiç ya baharat yoktu. Onunki resmen suyun içinde yüzdü. Nasıl tadı tuzu var ben gerçekten bilmiyorum. Birisi tuzu en yerinde olan diyor. Birisi çok tuzsuz diyor. Ama gerçekten anlamadım yani. Zaten patlıcanında tuz yoktu. Tuz atılmamış gibiydi. Ama köftesinin tuzu çok iyiydi mesela. Gerçekten. Hakan bana 5 vereceksin diye seni gönderdi buraya. Hakan'a 0 verdin. Hakan her seferinde her tadımda havasını alıyor gördüğümüz gibi. Şefim benim çok büyük bir hatam var. Sizi dinlemediğim için gerçekten çok pişmanım. Siz beni en başta neden uyardınız. Dolayı pişmansın? Hemen neden dolayı pişman olduğumu söyleyeyim. Ben o maydanozları kafam kadar doğramamış olsaydım eğer. Yürüyor ki onlar. Bence rakiplerim belli etmese de şu anda benden korkuyorlar tüm tabakları bildiğim için, kendi tabağımda bulduğum için ilerleyen günlerde aynı şekilde devam edecek. Alen arkadaşıma buradan sesleniyorum. Ben gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Kendisinden de korkabileceğim bir performans görmedim. Büşra. Geliyorum. Gel. Şefim. Sana ben kaldım iyi mi? Kötü mü? Nasıl? Sana ben kaldım iyi mi? Kötü mü? Bakalım. 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 Tamam şefim. Hazır mıyız? Hazırım şefim. Başlayalım mı? Başlayalım şefim. Kokusu geldi. Açalım. Evet, gelsin yorumlar. Şefim bu yemeğin tadı güzel, hatta kokusu da geldi. Niyeyse içimden benim olduğu geçiyor. Ya Aleyna'nın ya benim olduğunu düşünüyorum. Köfte pişmiş mi? Köfte, patlıcan nasıl? Ya, suyu var mı? Baharat nasıl? Baharatı biraz eksik gibi ya. Yok bu benim değil şefim, o kadar şu an var ya, şu an hiç karar veremiyorum. Bir konsantre ol istersen. Tamam. Şefim bu, söyleyeyim mi? Söyle. Tamam. Şefim bu benim tabağım. Evet. Güzel pişmiş, baharatı falan da iyi. Şu an, evet. Şu an bilmiyorum. Heyecanlandın mı ya? Evet şefim. Bir benim değil dediğin, bir evet, benim şefim, dediğin. Evet şefim, şu an heyecanlandım, evet. Sakin kararsız ol ya. Kararsız kaldım çünkü şu an. Ya salça sosu biraz azdı şefim. Hı. Baharatları da biraz evet eksikti. İlk başta benim dedim hani şeylerden, şu an en sona ben kaldığım için rahat yorum yapabilirim. Soğanlardan dolayı benim dedim. Çünkü ben birazcık büyük doğramış olabilirim sonradan. Siz şey demiştiniz, soğanları büyük gözle doğradım ben. Puanın gelsin. Puanım bu tabağa 3. 3? Evet. Ortayı buldun yani. Aynen öyle şefim, çünkü ikilemde kaldım. Açalım. Evet, gelsin yorumlar. Şefim bu aşırı yani yavan, çok yavan. Yani benimse de çok üzülürüm yaptığım için. Ama ya bu tabak bence hiç olmamış. Çok ne olmamış? Tatsız, tutsuz bence. Gerçekten yani köfte nasıldı biliyor musunuz? Büyük büyük, çok büyüktü aşırı. Yani benimse de eğer çok kötü yani. Hiç sevmedim köftesini falan. Tadı tuzu hiç yok. Yani saman gibiydi. Resmen ben köftede saman yedim. Puanın gelsin. 0. Açalım. Evet.
Evet, nasıl bulduk yemeği? Nasıl bulduk yemeği? Patlıcanları biraz yağlı gibiydi şefim. Patlıcanları biraz yağlı gibiydi. Köftesinin tadı iyiydi ama sosunu fazla alamadım ben şefim. Hı. Sosunu ben fazla alamadım. Birazcık da yani zorlan tuzu falan çok eksik gibi geldi bana. Hı. Bana da hep tuzu eksik yorum yaptılar ama hani benim mi değil mi diye ikilemde kalıyorum. Kim yapmış olabilir? Kim yapmış olabilir şefim? Gerçekten bunu Aleyna yapmış olabilir şefim. Evet şefim, evet. Bunu Aleyna yapmış olabilir. Puanın gelsin. Şefim 0. Kendime mi verdim acaba? Açalım. Evet, gelsin yorumlar. Şefim bu aşırı yağlı. Yani ağzımda şu an sadece yağ var. Az önceki Sinan'ın demiştim ama bu bence kesinlikle Sinan'ın. Şefim bu yok yani, hiç olmamış. Felaket derecede yağ var patlıcanında falan. Resmen ısırdığım zaman hep yağ böyle. O kadar mı? Başka bir şey yok. O kadar şefim. Yani köftesi de çok kötüydü bence. Köftesi de çok kötüydü. Çok yağlıydı şefim bu. Puanın gelsin. 0. Açalım gözümüzü. Şura, güzel taradın. Ortalığı güzel taradın. Ben kendime 0 verdim. Şu an o tabağı atıyorum. Geçelim yerimize. Şu an o tabağı hatırlıyorum. Kendime 0 verdim. Orada bayağı bir gittin geldin, şefim, gittin geldin, sürekli hatırladım. Karar değiştirdin. Aleyna'nın dedim ama ben sonradan kendi olduğumu anladım. O da niye? Ben domatesimi çok, en pişmiş işlerinde domates benimdi. Domatesi ağzıma vermişsiniz orada, kesmişsiniz. Aa, domates yumuşak, bu benim dedim içimden. Gerçekten inanın o anki... Sen domates vermedin. Tamam, kesilmişti şefim. Vermediniz mi? Hani hepsinin tadı aynı. Hiç yorum yapmadın zaten. Evet. Oturdu. Bu benim, bu Sinan'ın, bu Hakan'ın, bu Aleyna'nın. Tuzu yok, yağ yok, yağ fazla, o kadar. Benimki... Beğeniyorsun, tam kendine puan vereceksin. Ay, bilemedim ki bu benim değil mi diyorsun. Şefim benimki üçüncü müydü? Seninki üçüncüydü. Üçüncüydü değil mi? Yani bu sonuncuyu tatmadan önceki benimdi, evet. Değil mi? Evet. Gerçekten anladım. Gerçekten. Yarın yani kesinlikle kendime 5 vereceğim ve diğerlerine inşallah 0 vereceğim. Kendi tabağımı tanıdım ama gerçekten o an bir gaflete düştüm. Resmen 0 verdim yani, çok kötüydü yani. Evet, hazır mıyız? Hazırız şefim. Bu ne ya? Bu nasıl bir puanlama arkadaş? Evet ya. Şefim en temiz benim değil mi? Tertemiz. Evet. Hiç yormamışsın insanları sayı yazmak. Şimdi ilk senle başlayayım. Ben sizden patlıcan kebabı istedim. Evet şefim. Köfteyle yoğrulmuş patlıcan musakka istemedim. Evet. Maydanozları tartışmıyoruz zaten. Bağıyla koysaydın daha iyiydi. Hani patlıcanın geçtim. Maydanozları dün böyle sapıyla supuyla koysaydın daha iyiydi. Haklısın şef. Bu ne? Boynumuz kıldan ince şef. Musakka da olmamış bu. Doğrudur şef. Bu ne ya? Haklısın şef. Bak, bu şimdi olacaktı böyle kimyonuyla, tuzuyla, şöyle salçalı sosuyla, kızarmış patlıcanıyla, köfteyle, neyim? Soğanı muhteşem. Ekmeğin arasına koyacaktın, şöyle tutacaktın onu böyle. Kaçmaması lazım. Sulu sulu. Isıracaktın, akacaktı buradan böyle. Olsa değsek. Ekmek problem değil, ekmeği biz buluruz anında. Ekmeğin arasına konacak bir patlıcan kebap değil. Diğerleri de öyle ama şefim, göreceksiniz. Diğerleri seni bağlamıyor. Beni bağlamıyor, bağlamıyor tabii ki. Sana puanım kaç vereyim canım sana? Yani
realist olalım. Evet. Sağ olun şef, teşekkür ederim. Şeften sıfır almak beni üzdü mü? Üzdü ama o benim modumu düşürmedi. Daha önümde birçok gün var. Birçok yemek yapacağız. Gün ola, devran döne. Gelelim Büşra'ya. Büşra. Evet şefim. Yemeğin sosu nerede? Sos koydum da son dakikada yetişemedim şefim. Nereye gitti? 3, 4, 5 dedi. Soğanlar çiğ. Maydanozun sapı çiğ. Koymamaya çalıştım ama yine kaçmış şefim demek ki. Soğan pişmemiş. Duyuyor musun sesleri? Duyuyorsunuz değil mi? Ya şefim yapmayın lütfen. Enişteye böyle yemek yapma. Yok. İlk günün azizliği şefim yoksa. Süreyi şey yapamadık, fırın atma süresini. Yo, Sinan'la aynı anda attınız hemen. Sinan'dan 3-4 dakika sonra attın. Doğradım demek. Sana puanı. Yakışır. Yakışır. Hijyeni saymadım, eldivensiz. Biri ince, biri kar, onlara saymıyorum. Sıfırdan düşük puan yok. Yok. Sinan. Patlıcan çiğ. Uç kısmı çiğ. Orta kısmına bakalım. Orta kısmı pişmiş. Bol yağlı. Evet. Yağlı. Yani yanmasın diye sonradan yağ koymak zorunda kaldım. Tek hatam oydu. Maydanozlar da Hakan'ın maydanozuyla yarışır. Teşekkür ederim. Ona teşekkür yakın. Ederim şef. Sizi seviyordum, daha çok seviyorum. Ama o kadar iri değildi şef, en azından dalla gelmedi ağzına. Şef bir şey biliyor ki söylüyor. Soğanlar çiğ. Hepimiz tıvır. Olur mu ya? Abi, ne halbuki en ya. Pişmiş benim neredeyse. Hoş geldin Sinan. Sinan'ınki de zaten pişmediyse şefim. Ama lezzetli. Elimin lezzeti. Ufak bir lezzet var. İnşallah bir sonraki programlara. Sana puanım. Bir. Şef ya, yapma ya. Yarın daha iyi olacağına inanıyorum. Ben de. Gelelim sulu patlıcan köftesi. Su yatağında buharlaştırılmış, tuz gölünde bekletilmiş. He? Üzerine su. Şaka. Sen burada yorum yaparken dedin ya. Şefim boğazıma durdu. Bizim Konya Ereğli'de boğazıma durdu demezler. Ümüğüme durdu. Ümüğüme. Ümük var ya şurada, ümük. Bizim orada ümük derler. Boğaz demezler. Hurda kaldı vallahi, hala su içiyorum. Benim burada kalıyorsa... Sen eşine yemek yaptığın zaman ne oluyor bilmiyorum. Adam çiğnemeden yutuyorsa böyle olur. Kilolu dedin çünkü adam. Hayır, kilolu değil. Öyle demedin biraz mi? Hayır, şu an zayıf zaten. Spora gidiyor. Şimdi izlerse bana çok kızar çünkü. Asla kilolu değil. Ben öyle bir şey demedim. Öyle demedin kilo mi burada? Aldı. Kilo aldı dedi. Kilo aldı, şimdi spor yapıyor dedim. Zaten gidiyormuş. Sonra baktı ki ben hamur işi yapıyorum. Göbeklendi. Bir daha başladı spora. Hamur işi yapıyorsun. Evet. Buradan bir tüyo aldık yani.
Sana hamur işi yaptırmak lazım. Yaparım ne zaman isterseniz. Yani süreden böyle yoksa ben de daha güzel. Hadi sana da sıfır vereyim de şöyle düzgün bir şey olsun. Hoş geldin. Şefim yapmayın ama lütfen. Ama öyle. Herkes hak ettiğini alır. Vallahi ümüğümde durdu ya. Şeften sıfır almayı hiç beklemiyordum. Birazcık moralim bozuldu ama daha da hırslandım. İlerleyen günlerde daha da güzel şeyler yapıp daha yüksek puanlar alacağım. Evet, ilk günün sonunda almış olduğunuz toplam puanlar için hazır mıyız? Hazırız. Hazır değiliz hazır. Şef. Hazır değilsiniz. Değilim şef, hazır değilim. Hazırlan o zaman. Hazırlanıyorum şef, kendimi mental olarak bir hazırlayayım şefim. Sıfır puanla günün sonuncusu... Hakan. 2 puanla günün üçüncüsü... Büşra çöktün iyice ya. Hayır şefim üzülüyorum 2 puan aldığım için ya. Olur, 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 olur. 2 puan aldığım için. 6 puanla günün ikincisi... Sinan. Ve 10 puanla ilk günün lideri Aleyna. Yarın daha iyi hazırlanacağınıza inanıyorum. Yemeklerinizi bulacağınıza inanıyorum. Katakulli'de strateji yapmanızı istemem. Yaptığınız zaman sıfırla başlıyorsunuz güne. Belki benim yemeğim tarihinde ikincisindir ya üçüncüsündür. Şefim nazarlık. Sıfırla başlayan. Nazarlık şef. Aleyna'nın liderliği hak ettiğini kesinlikle düşünmüyorum. Lezzetli yemek yaptığını söylüyor. Lezzetsiz yemeği. Aleyna'dan o liderliği alacağım. Ağır ağır alacağım. Bence kesinlikle hak ediyorum birinci olmayı, lider olmayı. İlerleyen günlerde de böyle olacak. Tablo hiç değişmeyecek. Alttakiler oynayabilir ama üstteki hep ben olacağım. Siz de bizimle burada yarışmak isterseniz ve 10 bin liranın sahibi olmak isterseniz aşağıdaki adresten bizlere ulaşabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a ısmarladık.